televizyona bir böyle oturum programı. Ecelden bahsediyor. Bir hanımefendiyle bir program yapıyor. Ecel meselesini anlatıyor. Ecel. Ecel meselesini. Ecel yani insan öldüğünde eceliyle mi ölüyor yoksa ecelinden önce ölebiliyor mu? Diyor ki bir adam diyor hani halk arasında şu var ya şuraya gitmeseydi ölmeyecekti. Oraya gittiği için öldü. Külliyen yanlış. Ehli sünnet itikadına göre bir adam ölüyorsa, öldüyse, öldüğü anda nerede olursa olsun o adam ölecekti. Eceli oraya kadardı. Ölüm sebebi önemli değil. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki eceller geldi mi ne bir önce ileri ne bir önce geri. Ayet bu. O arabaya bindi diyor kaza yaptı o yüzden o arabaya binmeseydi ölmeyecekti diyor. Bunu anlatıyor. Spiker hanımefendi de diyor ki belki o hanımefendi beş vakit namaz kılıyor mu kılmıyor mu bilmiyoruz. Ama imanı ondan daha sağlamdı. Hocam olur mu öyle şey ya diyor. İnsan öldü mü diyor eceliyle ölür. Hayır eceliyle ölmüyor diyor. O hoca efendi. Eceliyle ölmüyor diyor. O diyor katil onu öldürdü diyor. Biri öldürürse birini katil onu öldürdü diyor. Katil onu öldürmeseydi ölmeyecekti diyor. Allah'ın takdir ettiği eceli mi bozuyor o katil? Allah'tan daha mı güçlü o? Kadın diyor ki hocam olur mu? Hanımefendi diyor. Bir de dehşet bir kibir var. Çünkü ilmi kendinden zannediyorlar. İlmi kendinden zannediyorlar. Bu ilim nakil ilmidir. Hocalarımızdan alıyoruz. Silsile var, icazetimiz var. İlim silsilesi var. Ben almışım hocamdan, o hocamdan, o peygambere kadar dayanıyor. İlim bizim değil ki. İlim Allah'ındır. O kendinden zannettiği için bir hav olur mu diyor. Hanımefendi diyor. O zaman katilin suçu ne burada diyor. Madem eceliyle öldü diyor. Oradan akıl karıştırmaya çalışıyor. Ya katilin suçu şu. Allah hiçbir cana kıyma dedi. Bir insanı öldüren insanlığı öldürmüş gibidir dedi. Ahirette bunun cezasını alacak o. O zaten günü geldiğinde öldü. Katilliğinin cezasını alacak. Kardeşim çık de ki ben mutezileyim. Çık de ki ben mutezileyim de. Çünkü senin anlattığın mutezilerin görüşü. Kim bu mutezile? Belki ilk defa duyuyorsunuz. Sapkın ehli sünnet çizgisinden çıkmış. Hasan-ı Basri gibi büyük bir hocanın talebesiyken sapıtmış. Adamın teki var bir tane. Eskide yaşamış bin küsür sene önce. Hasan-ı Basri gibi bir adamın talebesiyken sapıtmış, hocasına isyan etmiş, inkar etmiş. Mutezile demek ayrılanlar demek zaten Türkçesi de. Ayrılmış ehli sünnetten. Hasan-ı Basri gibi bir büyüğün yanından ayrılmış, işte böyle sapıtmış, ümmeti de sapıtmış, sapıttırmış. Bunlar da televizyona çıkıyorlar, hep anlatıyorlar. Sanki yeni bulmuşlar gibi bizim halkımız da okumamış ya. Vay be hoca böyle diyor diyor inanıyor. Halbuki anlattığı mutezilerin görüşü. Bin küsür yıllık ümmetin içinde itibar edilmemiş mutezile görüşüne. Ayıklanmış anlatılmış ama ehli sünnetin mezhepleri bellidir. Yolları yani bellidir. Dört tane amel mezhebi Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki. İki tane de itikat mezhebi var. Maturidi, Eş'ari. Bunlar ehli sünnet çizgisi. Yani Resulullah'ın çizgisinde gitmişler. Bunun dışında hangi mezhep varsa var. Hepsi ehli bidattır. Allah bizi küfre düşmeyi düşünmüyorum bile. Allah böyle bir şeyden bizi korusun. Düşünebiliyor musunuz? Ömrünüz boyunca kafirlere düşmanken Allah onlarla sizi haşretmesin ahirette bizi. İmanımızı koruyabilelim. İmanı koruyabilmenin birinci yolu da hakiki imana sahip olmak. Ehli sünnet itikadına sahip olmak. Allah bunların şerrinden bu ümmeti Muhammed'i korusun. Kadının itikadı daha sağlamdı hanımefendinin. O bizim dediğimizi savunmaya çalışıyor. O beyefendi hala başka bir şey savunuyor. Allah bizi doğru yoldan ayırmasın.